Arkadaşlar merhaba, bu videomuzda Aydın Yayınları'na ait TYT kimya denemelerinin 6. denemesini çözeceğiz. İlk sorumuza baktığımızda X artı 5 iyonu katman elektron dağılımı şekilde verildiği gibidir. Buna göre X atomu ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. X için baktığımızda ilk katmanda 2 elektron, son katmanda bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elektron verilmiş. O zaman toplamda 10 elektronu varmış. Demek ki X artı 5'in 10 elektronu varsa elektron vermeden önce 15'miş proton sayısı. X atomu ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Bu arada kütle numarasını da 31 vermiş. Elektron bulunduran katman sayısı 3'tür. Şöyle söyleyeyim, 15'e göre dağıttığınızda 2, 8, 5 diye dağıtırsınız. Yani 3 katmandan oluşur. Birinci yargı doğrudur. Çekirdeğindeki yüksüz tanecik sayısı 16'dır. Yüksüz tanecik sayısı nedir? Nötron sayısıdır. 31'den 15 çıkardığınızda evet, nötron sayısı 16'dır. Yine doğrudur. 3'e baktığımızda proton sayısı 15'tir. Evet, sol alta yazdığımız proton sayısıdır. O da 15'tir. Doğrudur. Kararlı bileşiklerinde 8A elektron düzenine ulaşabilir. Şöyle söyleyelim. Kararlı bileşikte mesela X 15 için şunu söyleyelim. 3 elektronu aldığında 18 elektron olur ve böylece 8A elektron üzerine ulaşmış olur. Nasıl yazarız? 2, 8, 8 şeklinde yazarız. Bu yargıda doğrudur. Cevabımız E şıkkı olur. İkinci sorumuza baktığımızda yukarıda 3. periyotta bulunan klor atomlarından klor molekül oluşumunda taneciklerin elektron nokta gösterimi verilmiştir. Buna göre aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Şöyle söyleyeyim, bakın iki tane klor atom bir araya gelerek klor moleküllerini oluşturmuş ve sağ açığa çıkmış. Bunu görüyoruz. Bağ oluşumu egzotermiktir. Evet, şöyle söyleyeyim, iki tane klor atom bir araya gelmiş ve klor molekülü oluşturmuş. Bu bağ oluşumudur ve egzotermik bir olaydır. Doğrudur. İki tane klor atomu apolar kovalent bağ ile klor molekülünü oluşturur. Evet, iki tane klor atomu aynı atom olduğu için apolar ve bunlar bir araya gelerek klor moleküllerini oluştururlar. Bu yargı da doğrudur. C şıkkına baktığımızda serbest iki tane klor atomunun toplam potansiyel enerjisi oluşturdukları klor molekülünden daha fazladır. Evet, iki tane klor atomu enerjileri daha fazladır. Klor molekülü oluştuğunda artık ne olur? Enerjisi düşer. Biz kimyada enerji ile kararlı ters orantılı düşünmenizi isteriz. Şöyle söyleyelim. Bu artık klor molekülü oluştuğu için nedir? Daha kararlıdır. Daha kararlı olduğu için enerjisi daha düşüktür. Bu da nedir? Daha kararsızdır. Enerjisi nedir? Daha fazladır. O yüzden C şıkkı da doğrudur. Klor molekülünde her iki klor atomu da oktete ulaşmıştır. Şöyle söyleyelim. Atomlar neden bağ yaparlar? Ya oktete ya da dublete benzemek için. Şimdi şöyle söyleyeyim. Üçüncü periyotta bulunduğu için klor atomu. Tabi burada atom numarasını da vermedik ama üçüncü periyotta bulunuyor. Atom numarası 17'dir. Zaten etrafına noktalar verilmiş. Bakın 2, 4, 6, 7. Bunlar zaten bir bağ yaparak ne yapıyorlar? Klor moleküllerini oluşturuyorlar. O zaman her ikisi de ne yapar? Bir bağ yaparak 2, 4, 6, 8 oktete benzemeye çalışırlar. Doğrudur. Bir tane klor molekülünün toplam 14 elektronu vardır. Şöyle söyleyelim. Bakın bir tane Cl2 molekülünden bahsederken toplam 14 elektron diyebilir misiniz? Yani şurada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 diye saydınız da sanki 14 elektron gibi olur ama klor molekülü için şunu söyleyebiliriz. Klorun normalde proton sayısı kaçtır? 2, 4, 6, 7. 7 midir? O değerli elektrondur. Bakın değerli elektronla normal elektronu birbirine karıştırmayın. Klorun atom numarası 17'dir. Dolayısıyla klordan 2 tane aldığınızda 2 çarpı 17'den 34 elektronu yapar. Bakın tekrar söylüyorum. Değerli elektronu deseydi doğru olurdu. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. O yüzden cevabımız D şıkkı olur. Üçüncü sorumuza baktığımızda aşağıda özellikleri verilen maddelerden hangisinin bileşik olduğu kesindir diye sorulmuş. Tek tür molekül içeren madde, şöyle söyleyeyim, mesela O2 de tek tür molekül içerir ama elementtir. O yüzden bu yargı kesin değildir. Saf madde demiş. Saf maddeyi biliyorsunuz ikiye ayırıyoruz. Element ve bileşik şeklinde. O yüzden element de olma olasılığı olduğu için B de kesin değildir. C şıkkına baktığımızda iki ya da daha fazla element içeren madde. İki ya da daha fazla element içeriyorsa, yani mesela hidrojen klor iki tane element içeriyor, bileşiktir. Ya da sodyum klorürle H2O'yu aldığınızda bu da nedir? Bir karışımdır. O zaman bu da kesin değildir. Fiziksel yöntemlerle bileşenlerin ayrılabilen madde. Arkadaşlar biliyorsunuz kimler fiziksel yöntemle bileşenlerden ayrılırlar? Ya karışımlar fiziksel yöntemlerle bileşenlerden ayrılırlar. Karışımlar zaten saf olmayan maddelerdir.
farklı tür atom içeren aynı tür moleküllerden oluşan madde. Eğer farklı tür atom içeriyorsa mesela hidrojen klorür ya da işte HNO3 gibi aynı tür molekülden de oluşuyorsa bu nedir? Saf maddedir ve bunlar bileşiktir. O yüzden D şıkkı kesindir. Dördüncü sorumuza baktığımızda metil oranj belirteci asitle kırmızı, bazla sarı, fenolftalenle de renksiz, bazla pembe renk vermektedir. Buna göre aşağıda verilen maddeler belirteçle etkileştiğinde meydana gelen renk hangisine yanlış verilmiştir diye sorulmuş. Sabunlu su biliyorsunuz bazik özellik gösterir. O zaman şöyle söyleyelim. Mesela metil oranj için bilgi verilmiş. Metil oranj bazla sarı renk verdiğine göre sarı renk vermesi gerekir. Doğrudur. Limonlu su biliyorsunuz arkadaşlar limonlu su asidik özellik gösterir. Fenol ftalene baktığınızda fenol ftalen indikatörü asitle renksiz oluşturmuş. O zaman bu yargı da doğrudur. Sirke yine nedir? Asidik bir maddedir. Metil oranj damlattığınızda kırmızı renk vermesi gerekir. Bu yargı da doğrudur. Deterjanlı su biliyorsunuz temizlik malzemeleri bazik maddelerdir. Fenolftalen damlattığınızda pembe renk vermesi gerekir. Bu yargı da doğrudur. Tuz ruhu çözelse tuz ruhu hidrojen klorürdür. Yani asidiktir. Metil oranj asidik ortamda kırmızı renk verir. Sarı denmiş. Yanlış olmuş. Doğrusu kırmızı olmalıydı. O yüzden cevabımız E şıkkı olur. Beşinci sorumuza baktığımızda normal basınçta hazırlanan ve çözünürlüğü endotermik olan yukarıdaki sodyum bromür çözelsi üzerine sabit sıcaklıkta 150 gram su, 100 gram sodyum bromür eklenerek doymuş doymamış çözelsi hazırlanıyor. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye sorulmuş. İlk donmaya başladığında çökelme olmamaktır şeklinde bilgi verilmiş. Şöyle söyleyelim bakın kapta 50 gram sodyum bromür de zaten 200 gram su var. O zaman siz bunun üzerine 150 gram su, 100 gram da sodyum bromür eklerseniz son durumdaki çözelti kütlece %30'luk olur. Şöyle söyleyeyim son durumda ki yüzdeyi hesaplamanız için nedir? Çözünen kütlem ne kadar? 100 artı 50'den 150'dir. Son durumda çözeltim ne kadardır? Bakın 150 çözünen. 350 de çözücü var. Topladığınızda 500 yapar. O zaman çarpı 100 dediğinizde bunlar birbirini götür. 150'yi 5'e böldüğünüzde %30 olacaktır. A şıkkı doğrudur. İlk duruma göre kütlece %değişimi artar. İlk durum için hesapladığınızda %değişimi 50 gram sodyum bromür vardı. 200 gram da su vardı. O zaman toplam çözelti 250'ydi. Bu da sadeleştirme yaparsanız 5'i 25'e böldüğünüz 5 geldi. 100 bölü 5'ten %20'likmiş. Ne oldu? %30'luk oldu. O zaman ilk duruma göre %değişimi arttı. Doğrudur. İlk duruma göre çözeltinin donma noktası düşer. Bakın %değişim ne oldu? Arttı. Derişim artarsa donma noktası ne yapar? Düşer. Doğrudur. Bazen burada sorun yaşıyorsunuz hocam. Derişim artarsa donma noktası artmaz mı diye. Arkadaşlar donma noktası biliyorsunuz eksiye gittiysin. Siz ne kadar derişim artırırsanız donma noktası o derece düşecektir. E şıkkına baktığımızda çözeltinin ilk duruma göre yoğunluğu artar. Arkadaşlar kimyada yoğunlukla derişim doğru orantılıdır. Derişim arttığından dolayı yoğunluğun da artması gerekir. Bu yargı da doğrudur. Çözeltinin iletkenliği başlangıca göre azalır. Şöyle söyleyelim %20'lik de %30'luk oldu. Yani derişim arttı. Derişim artarsa ne olur? İletkenliği de artacaktır. Yanlış olmuş cevabımız D şıkkı olur. Altıncı sorumuza baktığımızda nötr gaz halindeki bir atomdan bir elektron koparmak için gereken enerjiye iyonlaşma enerjisi denir. İyonlaşma enerjisi çapla genelde ters orantılı ve katman sayısı arttıkça çap artar diye bilgi verilmiş. Buna göre aynı grupta X, Y, Z elementlerinde birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan Y, atom hacmi en büyük olan da Z'dir diye bilgi verilmiş. Periyot cetveldeki konumları soruluyor. Bakın bunlar aynı gruptalar. Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük Y'ymiş. Arkadaşlar aynı grupta biliyorsunuz aşağı doğru iyonlaşma enerjisi ne diyoruz? Azalır. O zaman iyonlaşma enerjisi en büyük olan Y en yukarıdadır. Atom hacmi en büyük olan da Z ise aşağı doğru biz şunu da söylüyoruz. Atom hacmi ya da atomun çapı ne olur diyoruz? Artar diyoruz. O zaman Z'nin çapı en fazla ise Z en aşağıdadır. X de ortada bir yerdedir. O zaman gösterimin A şıkkındaki gibi olması gerekir. Evet, son sorumuza baktığımızda geri dönüşümle ilgili
yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Geri dönüştürülebilir atık malzemenin çeşitli yöntemlere tekrar ham madde olarak imalat sürecine kazandırılmasıdır. Evet, zaten geri dönüşüm katkılarından en büyük katkılarından birisi de budur. Ne oluyor? Atık malzemeleri çeşitli yöntemlerle ne yapıyoruz? Tekrar ham madde olarak imalat sürecine kazandırıyoruz. Doğrudur. Ham madde ihtiyacını azaltır. Evet, hem ülke ekonomisine katkı sağlar hem de ham madde ihtiyacını azaltacaktır. Doğrudur. Daha fazla enerji harcamasına neden olur? Hayır, daha az enerjiyle biz ne yapabiliriz? Enerji harcayarak geri dönüşüme kazandırıyoruz ve böylece ham madde ihtiyacını azaltıyoruz. Yani üçüncü yargı yanlış olmuş. Daha az enerji diyelim. Daha az enerji. Dörde baktığımızda çevre kirliliğini azaltır. Evet, çevre kirliliğini azalttığı için zaten geri dönüşüme kazandırıyoruz. Bu da sebeplerinden birisidir. Bu da doğrudur. Cevabımız C şıkkı olur. Arkadaşlar, videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bizleri takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Hepinize kolay gelsin.